Sinyaller üzerinde 2, 3 veya 4 renkli lamba bulunan çelik boru, konsol veya köprüler üzerine yerleştirilmiş, çeşitli renk bildirileri vererek demiryolu trafiğini düzenleyen tesislerdir. Sinyalleri konumuz açısından 3 başlık altında inceleyeceğiz. Görünüşlerine göre sinyaller, kullanılışlarına göre sinyaller, görevlerine göre sinyaller. Görünüşlerine göre sinyaller ikiye ayrılır. Yüksek sinyaller, 3 veya 4 lambalı olan, 3 ila 3.8 metre yüksekliğinde boru direkler veya arazinin ve gabarinin uygun olmadığı yerlerde konsollar ve köprüler üzerine yerleştirilmiş ana yol üzerinde bulunan sinyallerdir. Cüce sinyaller ise boyları kısa çelik borular üzerine ve barınma yollarının çıkışlarına yerleştirilmiş sinyallerdir. Kullanılışları bakımından sinyaller, kumandalı ve otomatik sinyaller olarak ikiye ayrılır. Kumandalı sinyaller, kumanda makinesine elektriksel olarak bağlı olan ve dispeçer tarafından kumanda edilen, ayrıca istasyon kumanda masası olan yerlerde istasyon kumanda masasından da kumanda edilen sinyallerdir. Otomatik sinyaller, kumandalı sinyaller dışında kalan, trafiğin yönüne ve kendinden bir sonraki sinyalin durumuna göre otomatik olarak renk bildirisi veren sinyallerdir. Görevleri bakımından sinyalleri 6 grupta inceleyeceğiz. Giriş sinyalleri, istasyon ve sidinglerin girişlerine yerleştirilmiş olup yüksek 4 lambalı kumandalı sinyallerdir. Çıkış sinyalleri, istasyon ve siding yollarının çıkışlarına yerleştirilmiş yüksek ve cüce kumandalı sinyallerdir. Ana yollardan çıkış sinyalleri, 3 yönlü istasyonlarda ve çok hatlı bölgelerde 4 lambalı yüksek sinyal, tek hatlı bölgelerde 3 lambalı yüksek sinyaller ve barınma yollarının çıkışlarında cüce sinyallerdir. Otomatik blok sinyalleri, istasyon ve sidingler arasındaki blokların girişlerine yerleştirilmiş yüksek 3 lambalı otomatik sinyallerdir. Yaklaşma sinyalleri, terminal istasyonları haricindeki istasyonlarla sidinglerin giriş sinyallerinden bir önceki otomatik blok sinyallerdir. Koruma sinyalleri, terminal istasyonları veya manevrası fazla olan istasyonlarda giriş sinyalinden bir evvelki kumandalı sinyallerdir. Tekrarlama sinyalleri, belirli bir uzaklıktan görülemeyen, sinyallere 400 metre mesafeye kadar konulan ve bu sinyalin durumuna göre renk bildirisi veren, iki renkli ve altında yuvarlak süt beyaz üzerine T harfli levha bulunan yüksek sinyallerdir. Ülkemizde kullanılan TSI sistemlerindeki sinyallerdeki renkler standart bir sıra izler. Bu sıra, 4 lambalı yüksek sinyalde alttan başlayarak sarı, kırmızı, yeşil ve sarı, 3 lambalı yüksek sinyalde kırmızı, yeşil ve sarı, cüce sinyal, sarı, yeşil ve kırmızı, tekrarlama sinyali üstte beyaz, altta yeşil şeklindedir. Dörtlü, yüksek sinyallerin Haydarpaşa-Ankara-Kayaş arasında alttaki sarı lamba, diğer sistemlerde ise üstteki sarı lamba sapmayı ifade ettiğinden tek başına yanmaz. İki lambalı cüce sinyalde altta sarı, üstte kırmızı şeklindedir.